Kargoist Cansu Canan'la Benim Öykümü sunar. Dünyadaki dördüncü en stresli meslek etkinlik yöneticiliği. Çok büyük organizasyonlar ve çok ayaklı. Bir ucunda bir küçük bir problem olsa kriz çözme yeteneği yoksa da bitti. Birinci yılın sonunda muazzam bir ciro yaptık. Ne kadar olduğunu söyleyeyim sana. 0 TL. Ama Allah'a şükür borcumuz yoktu. Her genç için aynı şeyi söyleyemem tabii ama enerjisi yüksek olan, işte öğrenmeye açık olan ve birlikte bir şeyler yapmak konusunda işbirliğine açık olan gençlerden sürekli besleniyoruz. Kafanı yastığına koydun, gözlerini kapattıysan hikayeyi anlatmaya başlıyorum diyor. Ali de diyor ki arabayla ilgili bir hikaye vesaire. Geçen gün dedi ki Çet dedi sen dedi bize gelsene bir akşam 3 yaşında çocuk. Bize gelir misin? Şu an gelemiyorum Ali. Ama umut ederim bir gün gelebilirim diyor. Herkese merhaba, Vizyonist TV'ye Benim Öyküm programına hoş geldiniz. Bu hafta yine öyküsü hepimize ilham olacak çok başarılı bir girişimciyi ağırlıyorum. Ay Yıldız İletişim Başkanı ve kurucusu Cengiz Ay Yıldız bizimle birlikte. Hoş geldiniz Cengiz Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum kıymetli katılımların için. Şimdi ben de iletişim sektöründe olduğum için Cengiz'i çok iyi tanırım. Çok başarılarına şahitlik etmişimdir. Çalışması çok iyi, çok kolay, çok rahat bir isimdir ve çok da sevdiğim bir isimdir. Ayrıca çok mutluyum bugün burada seni ağırladığımdan dolayı. Bilmukabele çok teşekkür ediyorum size güzel yorumların için. Çok teşekkürler. Yaptığın o kadar güzel işler var ki özellikle dijital meselelere de değinmek istiyorum ama her şeyin başından başlayalım. Kariyerinde kırılma noktası neydi? Peki. Aslında ben çok erken başladım çalışmaya üniversiteyle birlikte. 2002 yılıydı. Üniversitede Bahar Festivali yapılması gerekiyordu. Bir komite kuruldu. Ben de gönüllü oldum ve bu organizasyonu başlatmak, yürütmekle ilgili çalışmalarda bulunmak istedim. Aslında tam olarak yaptığımız iş etkinlik yönetimi, etkinlik iletişimi. Yani bu bir kurumsal etkinlik, kurumsal organizasyon olabilir. Uluslararası bir zirve, kongre olabilir ya da bir festival olabilir. Ama özü aynı. Hepsi iyi planlama gerektiren işler. Üniversitede başladım. Çok sevdim ve bir şeyleri planlayabilme, koordine edebilme, yönetebilme yeteneğine sahip olduğumu da keşfetmiş oldum bu vesileyle. Ve çok zor bir iş yani hani. Çok büyük organizasyonlar ve çok ayaklı. Yani bir ucunda bir küçük bir problem olsa kriz çözme yeteneği yoksa da bitti. Doğru. Dünyadaki dördüncü en stresli meslek etkinlik yöneticiliği. Yani bir de iki de zaten savaş pilotluğu falan var yani. Sonrasında bunu yapabildiğimi gördüm. Mezun olduktan sonra da bazı denemeler yaptım. Ama bir yandan da farklı ne yapabilirim? Peşindeydim. Yani evet bu güzel bir endüstri, keyifli bir iş. Zaten bizim mesleğin okulu da çok yok. Dolayısıyla işte alaylı yetişmeniz gerekiyor. Etkinliklere dahil olmanız, sosyal olmanız gerekiyor. Bir fark yaratmak istiyordum. 2006 yılında etkinlik endüstrisine ve açık hava endüstrisinde kullanılabilecek teknolojik bazı ürünler araştırdım. Ve bunlardan bir tanesini Amerika menşeli bir ürünü getirmekle yola çıkayım istedim. Birinci yılın sonunda muazzam bir ciro yaptık. Ne kadar olduğunu söyleyeyim sana. 0 TL. Ama Allah'a şükür borcumuz yoktu. Yani tabii ki de bir zararla başlıyorsun ama. Sonra dedim ki evet yani hevesli olmak, yeni bir şeyler yapmak, yenilikçi bakış açısıyla bir şeyler yapmak önemli ama... Siz bir yandan planlar yaparken hayat da sizin için planlar yapıyor. Şüphesiz. Dolayısıyla bu planların içerisindeki fırsatları yakalamak için de evet sizin net bir planınız olmalı ama ona da adapte olabilmelisiniz. Dolayısıyla ciddi bir plan yaparak ondan sonraki süreçte kariyer adımları attım. Önce etkinlik sektöründe belli bir başarı elde etmem gerekiyor. Ondan sonra üzerine katma değerli bir şeyler yapmam gerektiğini o noktada anladım ve erken anladım. O yüzden o kırılma noktası aslında o 2006 ve o bir yıllık deneme süreci diyebiliriz. Pekala şimdi yaptığın iş çok zor. Hani sıraladın ya dünyadaki en zor işler sıralamasında savaş pilotluğundan vesaire sonra öyle bir stres yoğunluğu. Yani muhakkak ki bir motivasyonun olması lazım. Kesinlikle bunu sürdürebilmen için. Kesinlikle Motivasyonun ne yaptığın işte? En önemli motivasyon kaynağı nedir diye sorsam. Yani şu,
Ben bir şeyleri yapmanın gücüne çok inanıyorum. Yani evet, bir şeyleri planlamak kadar bir şeyleri yapma cesaretine sahip olmak ve harekete geçmenin gücüne çok inanıyorum. Benim temel motivasyon kaynağım o. Çünkü bir şekilde yola çıkmadan başarıyı da elde edemiyorsunuz. Ve başarı aslında, başarı yolu bence fiyaskolarla dolu bir yol. O yüzden bu işin bir maraton olduğunu ben hep biliyordum. Benim temel motivasyonum da o. Sen yola çık, yol sana görünür. Bir şekilde zaten gelecektir yani. O yüzden denemek, yapmak, yeni şeylere açık olmak benim temel motivasyonum. Ve öğrenmek de çok keyifli bir şey. Yani her gün bir şey öğreniyorsunuz. Çok farklı disiplinlerde işler yapıyorsunuz. Biz bir yandan Türkiye'nin en büyük tasarım etkinliğini yaparken, bir yandan farklı bir kültür sanat etkinliği yaparken, bir yanda ileri teknolojiyle ilgili ya da finansla ilgili de bir proje yönetiyoruz. Dolayısıyla her gün kendinizi beslemek zorundasınız ve bu da bana ciddi bir öğrenme keyfi veriyor. Temel motivasyonum bu. Yani işte o kendini sürekli güncel tutma hali, dünya da çok hızlı, teknoloji de çok hızlı geliştiği için ve sizin işte tam bu işin merkezinde olduğu için. Çünkü bildiğim kadarıyla ucu bucağı yok. Değil mi etkinliklerin? Yani bütün hayal etmesi serbest. İmkanlar dahilinde. Yani siz o kadar ilerleyebilirsiniz. Şimdi bunu detaylandıracağım ama böyle bir dünyada birçok zorlukla karşılaşmışsındır. Bu bir kapris olabilir, bu çok büyük bir kriz olabilir. Eyvah yandık bittik dediğin. Bugüne kadar ki bu alanın en iyilerinden, en tecrübelilerinden bir tanesisin sen. Karşılaştığın en zor olay, başıma gelen en zor mesele buydu yahu asla unutmam dediğin şey nedir? Ya aslında bizim işimizin genelinde her aşamada kriz yönetimiyle ilgili hazır olmanız gerekiyor. Zaten esas mesele de bu. O krizleri, küçük küçük krizleri yönetebilmek ya da bunlar olmadan müdahale edebilmek. Etkinlik endüstrisi içerisinde bence en temel ihtiyaç planlama yeteneği. Çünkü siz yaşayacağınız organizasyonu önceden yaşarsanız ve planlarınızı adım adım sakin bir şekilde, tabii ki bu tecrübeyle de oluşan bir şey, doğru şekilde planlarsanız o etkinlikte zaten büyük krizler yaşamazsınız. Yaşıyorsanız demek ki bir yerde bir eksik yapmışsınız demektir. Ama tabii ki de kontrol edemediğiniz yerler olabilir. İşte force major sebepler dediğimiz sebepler gibi. Ben böyle büyük krizler yaşamadım çünkü planlama sürecinde biz çok iyiyiz. Şöyle vakalar tabii ki de oldu. İşte hiç tahmin etmediğimiz. Örnek veriyorum. Hologram teknolojileri tarafında biz oldukça güzel işler yaptık. Zaten hologram ve benzeri teknolojilerle sürekli haşır neşiriz. Sürekli bir şeyler geliştiriyoruz. Bir özel kanalın lansmanı vardı. Bu lansman çerçevesinde de Polat Alemdar karakterin hologramı çıkartılması ve Anadolu'yu dolaştırılması gerekiyordu. Ciddi maliyeti olan bir teknoloji tabii. Biz de özel bir tır geliştirdik ve tırın içerisinde Polat Alemdar'ın hologramını da yerleştirdik. Van'da bir hayranı sarılmak istemiş holograma ve perdenin içerisine girmiş ve bütün sistemi çökertmiş. Örnek veriyorum. İşte bunun haberi geldi, ne yapacağız diye. Biz aksiyonumuzu aldık, elimizde çekimler vardı. İki gün sonra düzeltebildik. Yani böyle hiç ummadığınız, hiç tahmin etmediğiniz işler başınıza gelebiliyor. Kontrol edilemeyen kondisyonlar şey oluyor. Evet. Tabii yani holograma bir vatandaşın gireceğini tahmin edemiyorsunuz yani. Bunun gibi onu öngörüde bulunmanız çok zor. Ama bir şey de öğretiyor. Onun üzerine demek ki o zaman farklı bir sistem, işte yanına mesafe koyalım falan. Güllüğüne mematiği koymazsan öyle olur. Aynen öyle. Koruyacak birilerini koymak lazım. Doğru. Peki şimdi dedin ya çok kıymetli bu ve yaptığınız işler de kıymetli. İşte hologramda biz çok iyiyiz. Yani daha böyle sürekli kendini geliştiren ve en iyi şeyleri yapan yenilikçi bir iletişim ajansı mısınız? Doğru aslında. Değil mi? İletişim ajansısınız. Evet. Yani her biz, şey var içinizde. Evet, çünkü biz etkinlik de ağırlıklı işimiz bir etkinlik yönetimi ama çok ciddi prodüksiyonlar da yapıyoruz ya da 360 derece kampanyalar da yönetiyoruz. Kamuyla çalışmanın vermiş olduğu tabii hem zorluklar hem avantajlar var. Çünkü bunların ihaleleri bütün bir plan çerçevesinde açılıyor. Etkinlik sadece bunun son ayağı oluyor. Dolayısıyla evet, biz bir iletişim şirketi gibi çalışıyoruz. Core business'ımız özünde mutlaka abi ama bir etkinlik oluyor projeler. Evet, dolayısıyla hem teknoloji
hem inovatif hem de dijital sanatlarda gerçekten ileri düzeyde işler yapıyorsunuz. Evet, evet. Ama buraya ne zaman ve nasıl yöneldiniz? O ilk başlangıcı ne oldu? Sonra çok kaliteli, çok güzel işleriniz var. Onları da detaylı soracağım. Ya çok güzel bir soru. Çünkü hani izleyen gençlere de ben bir şeyler ya da bu kariyer yolculuğunun başındaki insanlara da faydalı olmak istiyorum. Bunu örneklendirerek anlatayım. Dedik ya siz hayat planları yapıyorsunuz, hayat da sizin için bazı planlar yapıyor diye. Biz etkinlikler yönetmeye başladığımızda özellikle tasarım odaklı o tandanstaki etkinliklerin hem benim hem ekibimin daha fazla dikkatini çektiğini ve bundan daha fazla zevk aldığımızı keşfettik. Ve Türkiye'deki en büyük tasarım etkinliklerinden birini yönetme fırsatını elde ettik. Design Week Türkiye'yi. Şu an gerçekleştirilmiyor ama bununla ilgili de bir planımız var. İşte bir fırsat geldi, zamanında değerlendirdik. Şimdi bununla ilgili bir durdu mu Design Week? Ben 2016'da katılmıştım oraya. Doğru, doğru. O dönem zaten 16, 17, 18 en böyle tap yaptığı bizim de 18'de işte finali yönettiğimiz etkinliklerden biriydi. Türkiye'deki en büyük tasarım etkinliğiydi. Dünyada da birçok örneği vardır. Milano Design Week, Paris Design Week, London Design Festival gibi. Burada tasarım ve teknolojinin birleştiği yerlerde biz ciddi boşluklar olduğunu gördük. Dolayısıyla tasarımın üzerine teknolojiyi koyduğumuz, kültür sanatı da bunun ucuna bağladığımız projeler geliştirmeye ve bu tarafta ayrı bir uzmanlık elde etmeye karar verdik. İşte Design Week aslında bize bir fırsat oluşturdu. Biz de onu iyi değerlendirdik. Son dönemlerde özellikle dijital sanatlar bazında sergiler kürate ediyoruz, bunları yönetiyoruz, veri heykelleri tasarlıyoruz. Çok sevdiğim arkadaşım Refik Anadol'la onun eserlerini Türkiye'de geliştirmek üzere projeler yürütüyoruz. Yapay zeka üzerine ciddi araştırmalarımız var. Ve bahsetmek isterim, Türkiye'de özellikle dijital sanatlar tarafında çok önemli yetenekler var. Evet. Bunu keşfettik, planımızı doğru yaptık, doğru adımlar attık ve bize hem Ay Yıldız'a farklı bir anlam yükledi, kültür sanat tandansındaki projeler, hem de daha keyif aldığımız işleri yapıyoruz. Şimdi bunu da biraz detaylandıralım. Tabii. Refik Anadol'u andın diye oradan başlamak istiyorum. Gerçekten gurur duyuyoruz kendisiyle. Evet, yani muazzam bir sanatçı, harika bir vizyon, başarıları daim olsun. Nasıl bir işbirliği içerisindesiniz Refik Anadol'la? Şöyle, 2019'da Türkiye İnovasyon Haftası'nda, Türkiye Innovation Week diyoruz artık. Evet, globalleşti, uluslararası 8 ödül aldı proje. Senin de Master of Ceremony'liğini yürüttün. Evet, sonuncusunu ben sunmuştum. Çok gurur vericiydi. Gerçekten muazzam bir etkinlikti. Aynen, aynen. Ve yani şunu söyleyebilirim, tamam sen bu pası attın diye. Tabii. Ya böyle nokta ucu kadar pürüz yoktu. Her şey muntazam olmuş. Gerçekten alkışlıyorum. Benim çok rahat çalıştığım organizasyonlardan bir tanesiydi ki özgür ağırlığı çok yüksek bir organizasyondu yani. Buyur lütfen devam. Biz de sana teşekkür ediyoruz. Bizim için de sahneyi sana bırakmak bizi çok rahatlatıyor. Çok teşekkür ederim. 2019'da Refik hem bizim konuşmacımızla hem de orada bir eserini sergiledik. Daha sonrasında da farklı projeler, yani hem sıfırdan Refik'in ve stüdyosunun üreteceği projeler başlattık. Bunlardan bir tanesi Konya Büyükşehir Belediyesi için Mevlana temasıyla hazırlanmış bir enstelasyon, dijital enstelasyon Rumi Dreams isminde. Şu an dünyayı dolaşıyor. Daha sonra da Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yürüttüğü Kültür Yolu Festivali'ndeki eserlerini bütün kültür yollarındaki şehirlerde dolaştırmak üzere bir projeyi yürütüyoruz. Tahmin ediyorum Eylül ayı içerisinde de finalize olmuş olan Türkiye'deki ören yerlerin tanıtımı üzerine Refik özel bir proje şu an çalışıyor ve çok onun güzel ilk gösterimi yapılacak. Bu tarz projelerde birlikte hareket ediyoruz. Yine çok özel projelerinizden bir tanesi. İçerisinde Atatürk'ün yer almadığı bir hayalin inşası. Evet, ondan evet da bahseder misin bize tabii biraz? Yani benim kariyerimde de en gurur duyduğum projelerden bir tanesi. İşte bu dijital sanatlarla haşır neşir olmaya başlayınca tabii yapay zeka bu konuda çok etkin. Çok iyi algoritmalar var.
ortaya çok nitelikli kontentler çıkartabiliyor. Yapay zekalı Atatürk tasviri var değil mi evet, orada? Evet, aynen. Proje şu, 23 Nisan'da Cumhuriyet Müzesi var Ankara'da. İçerisinde de sığınak teknoloji ve sanat alanı diye aslında meclisimizin sığınağı olarak kullanılan böyle bir dijital teknolojiler anlamında kullanılabilecek bir alana dönüştürüldü. 23 Nisan'da bir proje yapalım istedik. Cumhuriyet Müzesi ile oturduk çalıştık ve arşivlerden Atatürk'ün çok da gün yüzüne çıkmayan 900'e yakın fotoğrafı alındı. Bunlar algoritmaya yüklendi. Proje de şuydu, dünya çocuklarının gözünden Atatürk'ün nasıl hayal edildiği, nasıl tasvir edildiği ve ortaya muazzam fotoğraflar çıktı. Yani Atatürk çocuk ve arkeoloji, Atatürk çocuk ve bilim, Atatürk çocuk ve spor başlıklarında bize Atatürk'ün ve çocukların olduğu görüntülerden oluşan bir ortaya görsel set çıkardı. Biz bunları aldık, çok iyi bir prodüksiyon ekibiyle bir veri heykeli haline getirdik ve onu Cumhuriyet Müzesi içerisindeki sığınakta sergiledik. Proje çok beğenildi. Daha sonra da işte bu Kültür Yolu Festivali kapsamında Türkiye'yi dolaştı. O yüzden ya şunu gördük, çalışmaya devam ediyoruz. Farklı Atatürk fotoğrafları ve videoları yüklemeye devam ediyoruz. Algoritma Atatürk'ü inanılmaz öğrendi. Farklı yaş zamanlarındaki kaşı gözü mimikleri çok realistik görüntüler ortaya çıkarttı. Yapay zekanın gidişatı ne diyeceksin, bir ara soru. Yani mesela bu kadar... GPT'nin 4.0'ı... Evet, muazzam. Muazzam. Benim mesela vazgeçilmezim. Yani şu World Economic Forum yeni açıklama yaptı, işte dünyada değişen mesleklerle ilgili. Bir numarada zaten işte yapay zeka uzmanlığı var. Yani birçok mesleği öldüreceği gibi birçok mesleği de geliştirecek. Evet. Ve gidişatı inanılmaz hızlı. Yani dünya farklı farklı teknolojileri gördü, devrimler gördü, farklı icatlar gördü ama ilk defa bu kadar hızlı gelişen bir teknolojik gelişmeyle karşı karşıyayız. Yani bu muazzam, her saniye her dakika gelişiyor. Adapte olmak da çok zor. Ama treni de kaçırmamamız lazım. Yani her profesyonel mutlaka bir şekilde kendi kariyeriyle ilgili yapay zeka ne yapıyor diye bakması ve dahil olması lazım. Evet, işte komplo teorileri de üretiyorlar. Ne olacak bu işin sonu falan dedi. Ben şu an gidişattan çok memnunum. Şimdi ben bazen çok yorgun oluyorum. ChatGPT'den oğlana uyutmadan önce masal anlatıyor. Diyor ki mesela merhaba Ali diyor. Şimdi kendileri böyle senkronize oldular. Diyor ki kafanı yastığına koydun, gözlerini kapattıysan hikayeyi anlatmaya başlıyorum diyor. Ali de diyor ki arabayla ilgili bir hikaye vesaire. Geçen gün dedi ki chat dedi sen dedi bize gelsene bir akşam 3 yaşında çocuk. Bize gelir misin? Şu an gelemiyorum Ali. Ama umut ederim bir gün gelebilirim diyor. Ya geleceğe dair de evet, umutları var yani. Umut ediyor yani, umutları var. Onun da bir umudu var. Çünkü hani o diyalogla birlikte işte dedin ya, yükledikçe, konuştukça falan. O da sürekli kendini upgrade ediyor, güncelliyor. Yani tabii bu tehlikeli de bir şey bir yandan. Evet. Yani nereye gideceğini bize de bilmiyorsunuz. Bize gelmeyi umut ediyor şu an. Evet. Ya bu sene Türkiye İnovasyon Haftası'nda biz mesela konuşacağımız konulardan bir tanesi. Yapay zekayı konuşuyoruz zaten ama bu işin bir etik kısmı var. Evet, bir evet, telif evet, kısmı evet. var yaratıcı evet. endüstriler için. Bir de gerçekten gelecekle ilgili yapay zekanın işte gerçekten insanları kontrol edebilecek mi edemeyecekle ilgili daha böyle nitelikli bir şeyler konuşalım istiyoruz. Öyle bir tehlike de var açıkçası. Yeni bir danışmanlık şirketi mi kuracaksınız? Evet. Evet. Yetmedi. Her şeyi çok iyi yaptım, yetmedi. Yok, daha fazlasını ya yapacağım. Şöyle, ben hayatımda faydaya odaklandım. Değil yani mi? Yaptığım her projede mutlaka temele faydayı koyuyorum. Bununla ilgili bir şey soracağım ama tabii. Sonra psikolojik olarak bu sürekli daha başarılı olma şeyiyle ilgili. Buyur devam et. Ya öyle bir niyetim de yok. Bu ihtiyaçtan çıktı. Çünkü dünya... Hayır, sürekli üretmem lazım dürtüsü değil yani bu. Üreteyim. Ola da bilir. Evet. Ola da bilir yani. Çünkü mesela... Başarılı insanlara o zaman şunu da yapayım. Hayata katkım olsun, daha çok evet, katkım evet, olsun evet. kaygısı galiba. Buyur. Ya evet, bu ihtiyaç şuradan çıktı. Ya bir ihtiyaç doğdu. Onun üzerine çıktı. Çünkü dünya aslında bilgi ve tecrübeye para ödemiyor. Eyleme geçtiğinde ödüyor. Dolayısıyla sizin bir bilgi ve tecrübeniz varsa bunu aktarma noktasında sizin bu bilgi ve tecrübeye de ihtiyacı olan insanlar, firmalar varsa sizin eyleme dönüştüremeyeceğiniz noktada
bu fikir ve bilgi ve tecrübenizi aktarmanız ve eyleme geçmesi için de yol haritası vermeniz lazım. Doğru. Yani biz işte Türkiye Innovation Week yapıyoruz, farklı projeler yapıyoruz. Bir üç tane daha Innovation Week yapamayız. Ama yapılmaya ihtiyaç varsa bununla ilgili bilgiyi de kendimize saklayamayız. Bu doğru değil. Hı hı. Çok basitçe böyle örneklendirelim. Evet, buna ihtiyaç duyan insanlar var, markalar ve kurumlar var. Ben de bu know-how'u aktarmakta çekinmiyorum açıkçası. Pekala, sen aynı zamanda mentorluk da yapıyorsun. Evet. Gençlere tavsiyelerini soracağım ama öncesinde bir değişiklik yapalım. Tabii. Seninle olan röportajımızda. Sen de muhakkak ki mentorluk yaptığın gençlerden ilham alıyorsundur. Kesinlikle. Çünkü gençler inanılmaz besleyici oluyorlar. Kesinlikle. Ve ilham kaynağılar. Neler öğrendin gençlerde? Ya bir defa şunu öğrendim. Çok yakın zamanda biz yine bir büyük proje için 7 kişilik bir young committee kurduk. Ve bu komite bize sürekli bilgi araştırıyor aslında, içerik araştırıyor. Ben oldum dememeyi öğrendim gençlerden. Çünkü bilmediğimiz milyonlarca bilgi, veri var. Ve bunlara yetişmemiz de mümkün değil. Az önce söyledin ya, yani her gün zaten sürekli bilgi akıyor diye. Dolayısıyla takip edemediğiniz, bilemediğiniz ve o jenerasyonun mevcut bilgi ve verilere farklı bakış açısıyla yaklaştıklarını ve buradan çıkan sonuçların da farklı olduğunu ya da sizin alıştığınız sonuçlardan farklı sonuçlar çıkabileceğini öğrendim. Artı yeni metotlar öğreniyorsunuz. Yani işte yapay zekayı konuştuk. Orası bir derya, yani onun tamamına hakim olmanız mümkün değil. İşte sizin işlerinizi geliştirecek, hayatınızı kolaylaştıracak metotları onlar daha sıkı takip edebiliyorlar. Onları almayı öğrendim. Ve her genç için aynı şeyi söyleyemem tabii ama enerjisi yüksek olan, işte öğrenmeye açık olan ve birlikte bir şeyler yapmak konusunda iş birliğine açık olan gençlerden sürekli besleniyoruz. Peki sen gençlere neler tavsiye edersin? Özellikle senin yolundan gitmek isteyen, senin gibi başarılı bir iletişimci olmak isteyenlere? Şöyle, benim hayatımda takip edip de yön verdiği bana ve duvarımda da asılı olan Denzel Washington'ın Dillard Üniversitesi 2015 olması lazım. Mezuniyet konuşmasında bir bölümü var. Sosyal medyada da çok çıktı. The dreams without goals are not only dreams. Sonra devam ediyor. Şu, hayalleriniz olmalı ama hayallerinizi gerçekleştirecek planlarınız da olmalı. Evet, kesinlikle. Eğer plansız şekilde hareket ederseniz bunlar sadece hayal oluyor ve düş kırıklıklarıyla sonuçlanıyor. O yüzden yola çıkarkenki motivasyonunuz, oradaki disipliniz çok önemli ama en önemlisi tutarlılık ve devamlılık. Yani bu işin bir maraton olduğunu unutmazsanız sizi final çizgisine ulaştıracak olan şey tutarlılıktır. Bu söz benim için çok önemlidir. İkincisi, NQ'larını geliştirmelerini öneriyorum. Network zekalarını. Siz bir şeylerin peşinden koşarken bir şeylerin de size gelmesi lazım. Doğru. Dolayısıyla network nasıl geliştirilir, nasıl kurulur? Bunun için işte STK'lardaki, derneklerdeki üyelikler, sosyal faaliyetler, bilgi ve içerik üretebilmeniz, bunu paylaşabilmeniz gibi farklı farklı yöntemler var. Mutlaka network zekalarını geliştirsinler. Son olarak da eyleme geçme, temele faydayı koyup eyleme geçme. Yani sadece yapmış olmak için değil de bu işi yaparsam neye çözüm bulacağım, neye faydalı olacağım? Oraya odaklanırsanız zaten devamı geliyor. Onu çözdüğünüz andan itibaren devamı gelecektir. Pekala, son soru kitaplarıyla gelmiş Cengiz Ay Yıldız programıma. İşte arkadaşım beni tanıyor. Tanıyanla bir başka oluyor. Şimdi bunu, bu kitabında da hemen dedim ki ben bunu alıyorum, bana getirdin herhalde dedim. Kitap tavsiyelerini soracağım ama öncesinde bu kitaplar var mı tavsiye edeceklerin arasında? Evet, yani oyun aslında hem tavsiye hem de senin için getirdim. Aa, yani bu kitabı okuduğunu tahmin ediyorum. Evet. Gençlere tavsiye edeceğin, herkese tavsiye edeceğin kitaplar neler? Peki, bunlardan başlayalım. Yani Düşün ve Zengin Ol, Napoleon Hill. Yani her şey para demek değil ama buradaki zenginlik aslında wealth dediğimiz kavram. Çok net öneriler var kitapta. Yani burada yaklaşık 13 adımlık bir formül var. Bu formülün ben başarı konusunda da, yani başarı para mıdır değil midir o ayrı bir konu.
çok somut haritalar sunuyor. Dolayısıyla bunu tavsiye ediyorum. Bilindik de bir kitap zaten. Evet. İkincisi Oyunu Değiştirenler. Engin Tanrı'nın kitabı. Çok evet. Enteresan. Okuyacağım hemen. Çok başarılı bir iş insanı. Aslında burada işte yenilikçi bakış açısına sahip olma, inovasyon geliştirme, inovatör olma. Bunlar niye önemli? Nasıl yapılır? Kim nasıl yapmış? Yine çok somut örnekler var. Kavram setleri de güzel bir kitap. Çok yeni bir kitap da değil ama bence okunması gereken bir kitap. Bir de farklı bir açıdan bakalım. Yani bana etki ettiği için söylüyorum. Dan Brown'un serileri ben çok seviyorum. Hayal gücümü inanılmaz yükseltiyor. Başlangıç kitabı çok keyifliydi. Başlangıç kitabında geçtiği için bir gün atlayıp Guggenheim'a gittim. Müzeyi görmek için zaten görmek istedim ama kitap beni motive etti. Demek ki bir şeyleri harekete geçirebiliyor. Evet evet, okumak muazzam bir eylem. Evet evet evet, aynen öyle. Peki çok teşekkür ediyorum Cengiz Bey. Ayağınıza sağlık. Gerçekten ilham verici bir konuşma oldu. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Seninle tekrar görüşmek, bu vesileyle de sohbet etmek de benim açımdan çok keyifliydi. Efendim sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Ay Yıldız İletişim Kurucu Başkanı Cengiz Ay Yıldız bizlerle birlikteydi. Haftaya öyküsü bizlere ilham olacak bir başka konukla birlikte karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşça kalın. Kargoist Cansu Canan'la Benim Öykümü sundu.